Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Dünya Botanik Exposu 2016 yılında Expo 2016 Antalya adıyla ülkemizde gerçekleştirilecek. Çiçek ve çocuk temasının işleneceği Expo organizasyonu Türkiye'de ilk kez düzenlenecek. Yaklaşık 8 milyon turistin beklendiği bu organizasyonla ülke prestijinin artırılması ve tanıtımına da katkı sağlanması hedefleniyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği uzmanı Kürşat İmga, Expo'ların kültürel tanıtımda önemine dikkat çekti. 2016 yılında Antalya'da yapılacak Expo'ya ev sahipliği yapacağımızı belirten Kürşat İmga, ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşların bu organizasyona destek vermesini istedi. Expo'lar uluslararası platformda ülkelerin kültürel anlamda kendilerini ifade ettiği, tanıtımlarını gerçekleştirdiği çok özel faaliyetler. Expo'lar ticari olmaktan ziyade, az önce de bahsettiğim gibi, kültürel ve turistik anlamda çok önemli faaliyetler. Expo'ların bir temasının olması gerekiyor. Bu temanın da insanlığı ortak olarak ilgilendiren değerlerden biri veya birkaç olması gerekiyor. Dolayısıyla Expo ülkemiz için şu anda çok önemli bir girişim. Girişimin de ötesinde biz bu Expo'ya ev sahipliği yapacağız 2016 senesinde Antalya'da. Dolayısıyla tüm ülke birleşip bu önemli tanıtım faaliyetine destek olmamız gerekiyor. Expo 2016'nın koordinatörünün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olduğunu belirten İmga, gerçekleştirilecek faaliyetler için bir zemin oluşturulması gerektiğini ve bakanlığın bu konuda yasa taslağı hazırladığını söyledi. Expo 2016 konusunda çalışmaların koordinatörü Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Dolayısıyla bu ağır yükü göğüslemek adına bakanlığımızda çok yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. İlk etapta da gerçekleştirilecek tüm faaliyetlere bir zemin oluşturulması, yasal zemin oluşturulması gerektiği için bir kanun taslağı hazırlandı bakanlığımız tarafından. Bu önce iş görüşü açıldı kurum içerisinde, daha sonra dış kurumların görüşüne açıldı. Şimdi başbakanlığa gönderildi. Kanunlaşması bekliyoruz. İnşallah kısa bir zamanda kanunlaşacak ve çalışmalar hız kazanacak. Ülke tanıtımı açısından uluslararası arenada çok önemli bir faaliyet. Kültürel anlamda, turistik anlamda çok büyük katkıları olacak. Her şeyden önce bölgeye yoğun miktarda turist çekmesi bekleniyor. Milyonlarca turistin sadece Expo için gelmesi bekleniyor. Gerek yerli gerek yabancı turistleri. Expo kapsamında Antalya ilinde ve çevre illerde, Hinterland'ında ciddi altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu altyapı çalışmaların neticesinde yeni turistik tesisler inşa edilecek. Yeni turistlerin konuya vakıf olması sağlanacak. Dolayısıyla turistik anlamda çok büyük bir getirisi olacak. Artı ülke prestiji açısından böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak, yine diğer ülkeler nazarında uluslararası arenada çok büyük bir kazanım olacaktır. Expo 2020 içinde İzmir'in aday olduğuna değinen İmga, İzmir'in de Antalya gibi ipi göğüsleyip ülke tanıtımına katkı sağlamasını diledi.